dedim. Gel. Olursa olsun kendinizi açık etmeyin. Emredersiniz, emredersiniz. Şehzadeleri gönder Ertuğrul. Sen de babamı gönder. Hadi. Hepsini öldürün! Hepsini öldürün! Hepsini öldürün! Neden saldırmıyorsunuz? Neden? Bunları. Hepsini öldürün dedim size. Hepsini öldürün. İhanet. İhanet. Alçaklar. Hepsinin hesabını soracağım sizden. Saldırın. Abin hala elimde Ertuğrul. Eğer bana bir şey olursa... Boşuna böğürme Karatoygar. Kimse sana yardıma gelmeyecek. Yalnız konuşmak istiyorum Ertuğrul Bey. Alpler müsaade. Uzun yıllar Selçuklu ordusuna kumandanlık yaptım. Ali Selçuk için hem içeride hem dışarıda kılıç salladım. Kan döktüm. Sonra da kader beni şehzademin yanına savurdu. Bundan sonraki tek isteğim, tek görevim şehzademi ve ailesini korumak. Karatoygar'ın yanındaki tanıdığım askerlerle temas kurmam da bundandır. Durum bu Ertuğrul Bey. Benim de istediğim budur Afşin Bey.
Hem obamı, hem ailemi, hem Halime'yi, hem de Halime'nin ailesini korumak. Madem ki emelimiz arzumuz bir, o zaman sıra dağlar gibi duralım şu Kara Toygar denen itin karşısında. Siz yiğit bir adamsınız Ertuğrul Bey. Sizin yanınıza candaş olmak şereftir, onurdur benim için. Anlat o halde Afşin Bey. Şu temasta olduğun askerler ne kadar etkililer? Şöyle anlatayım Ertuğrul Bey. Kara Toygar aman dilediğinde yanına bir tane asker bile gelemeyecek kadar etkililer. O zaman bize düşen ona aman diletmek. O halde bugün Kartal Tepesi'ndeki cam pazarında bize kılıç, sana kalkan olmak düştü Afşin Bey. Biz saldıracağız, sen de Kara Toygar'ın yanındaki Selçuklu askerlerini olması gereken safta tutacaksın. Eyvallah Ertuğrul Bey, mutlaka orada olacağız. Bugün mazlumların yanında, zalimin karşısında saf tutacağız. Buna mazlumların sahibi şahittir. Allah yar ve yardımcımız olsun. Cehennemde yanasın Kara Toygar. Şehzadelerle birlikte siz de gebereceksiniz. Soyunuzu kurutacağım. Oh.